Evet, diyelim ki bir araba bayisiyiz ve araba satıyoruz. 11 tane de satış elemanımız var. Satış elemanlarımızın yaptığı satışların, yani sattıkları arabaların da tabiatıyla kaydını tutuyoruz. Evet, bunlar da satış elemanlarımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne dedik? Herkesin kaydını tutuyoruz dedik. Mesela bir tanesi 5 araba satmış olabilir. Bu 7. Bu da 10 tane. Evet, kayıtları nasıl tuttuğumuzu anladık. Satılan arabaların medyanı da 6'ymış. Medyan. Peki medyan 6 demek ne demek? Bakın satış elemanlarının sattıkları arabaların sayısını, sattıkları arabaların sayılarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızı düşünürsek, şu an kafadan atıyorum. Bu 4 tane satmış. Bu da 4 tane satmış. Sonra da sırasıyla 5 5 5 6 7 7 8 9 10 araba satmış olsunlar. Medyanın 6 olması demek bu. Yani ortadaki sayının 6 olacağı anlamına gelir. Diğer sayıların ne olduğunu bilmiyoruz ama medyan 6 olduğu için ortadaki sayı da 6 olacak. O halde hepsini silelim ve sadece ortadaki sayıya 6 diyelim. Toplam 11 tane satış elemanımız varsa ortadaki sayının sağında ve solunda 5'er sayı olur, değil mi? Evet. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Evet, medyanın bunu morla yazalım. 6 olduğunu biliyoruz. Bize verilen diğer bilgi ise satılan arabaların açıklığı ya da aralığı. Bu değer de 4 olarak verilmiş. Hemen hatırlayalım, açıklık ya da aralık sıralanmış bir sayı dizisindeki en büyük sayıdan en küçük sayı çıkarılarak bulunur. Satılan tüm arabaların sayısını küçükten büyüğe sıralarsak, bu en büyük sayı olsun, buna maksimum da diyebiliriz. Bu da minimum, yani en küçük sayı ise açıklık maksimum eksi minimumdur açıklık eşittir maksimum eksi minimum deriz. Soruda açıklığın 4 olduğunu söylüyorlar. Evet, maksimum eksi minimum yani satılan en fazla araba sayısıyla en az araba sayısı arasındaki fark 4'müş. Şimdi gelelim eğlenceli kısma. Tüm bu bilgilere dayanarak size bir ifade göstereceğim. Yapmamız gereken şey ise, tabii size verdiğim bilgilerin doğru olduklarını varsayarak, bu ifadenin doğru mu, yanlış mı olduğunu bulmak. Seçenekleri de yazalım. Doğru, yanlış ya da doğru mu yanlış mı olduğunu bulmak için elinizde yeterli bilgi olmayabilir. Buna da bilmiyorum diyelim. Evet, burada videoyu durdurun ve bu soruya kendi başınıza cevap vermeye çalışın. Evet, karşımızda çok eğlenceli bir bulmaca var. Bize bazı ipuçları ve bir ifade verilmiş. Bu ipuçlarını kullanarak ifadenin doğru mu yanlış mı olduğuna ya da bunu bilip bilemeyeceğimize karar vereceğiz. Bu bulmacayı çözmenin birkaç yolu var. Bunlardan biri, satış elemanlarından bir tanesinin 6 araba sattığı bilgisinden yola çıkmak. Medyan 6 idi ve toplam 11 tane satış elemanı varsa, satılan arabaları sıraladığımızda ortadaki satış elemanının 6 araba sattığını biliyoruz. Burada çift bir sayı olsaydı ortadaki iki sayının ortalamasını alırdık ama elimizde 11 yani tek bir sayı olduğu için ortadaki sayı 6 olacak. Evet, bir elemanın 6 araba sattığını biliyoruz. Açıklık da 4 olduğuna göre başka bir satış elemanı 10'dan fazla araba satmış olabilir mi? Bir düşünelim. Elimizde başka bir sayı olmadığı için en küçük sayının ya da minimumun 6 olduğunu varsayalım. Minimum eşittir 6. Eğer minimum 6 ise maksimum ne olur? Açıklığı biliyoruz. 4 ve açıklığı maksimumdan minimumu çıkararak buluyorduk. O halde maksimum ne olur? 10. Maksimum eşittir 10. Eğer minimum 6 ise maksimum en fazla 10 olabilir. Minimum için daha küçük bir sayı alabilir miyiz? Mesela 5, 4, 3, 2 ya da 1. Eğer bu değerleri alırsak maksimum daha da küçülür. Maksimumla minimum arasındaki fark 4 olduğu için Minimum küçüldükçe maksimum da küçülecektir. Bir elemanın 6 araba sattığını ve bu değerin ortadaki değer olduğunu biliyoruz. 6'nın satılan minimum araba sayısı olduğunu varsaydığımızda en büyük sayı en fazla 10 olabiliyor. O halde en az bir eleman 10'dan fazla araba satmıştır ifadesi yanlış olur. Kesinlikle yanlış. Şimdi de başka bir yoldan gitmeyi deneyelim. Bir satış elemanının 10'dan fazla araba sattığını varsayalım. Az önce minimumun 6 olduğunu varsaymıştık. Bu sefer bir satış elemanının 10'dan fazla araba sattığını varsayıyoruz. Maksimuma 11 diyelim. Bakalım bu olacak mı? Eğer maksimum 11 ise minimum ne olur? Açıklık maksimum eksi minimum olduğuna göre 4 eşittir maksimum yani 11 eksi minimum. Ve buradan da minimumu 7 olarak buluruz. Maksimum 11 olduğu zaman minimum 7 oluyor. Peki bu mümkün mü? Medyan 6 iken minimum 7 olabilir mi? Hayır, olamaz. Eğer elimizde tek sayı varsa medyanın 6 olması demek ortadaki sayının 6 olması demektir. Çift bir sayı varsa da ortadaki iki sayının ortalamasının 6 olması gerekir demiştik. Ve eğer bu doğruysa da elimizde 6'dan küçük sayılar vardır ve bu durumda da minimum 7 olamaz. 11 sayı içinde medyan 6 iken minimumun en az 6 olması gerekiyor. O halde bu varsayım yanlıştır. Tekrar ediyorum, bu ifadenin doğru olduğunu varsayarak yarattığımız bu varsayım yanlış olduğu için bu ifade de yanlıştır. Bu kadar.